404. konu, Talha bin Ubeydullah'ın kahramanlıkları, Talha, radiyallahu anha, Uhud günü şu şiiri okumuştur, Biz Galip ve Malik kabilelerinin koruyucuları ve Allah'ın mübarek Rasulünün savunucularıyız, bunun içinde ağıllarda beslenen şişman develerin yere vuruşları gibi savaş meydanlarında biz de düşmanlara vuruyorduk, o gün Uhud'dan ayrılınmazdan önce Hazreti Peygamber Hasan bin Sabit'ten, Talha'yı öven bir şiir söylemesini istedi, bunun üzerine Hassan şu şiiri söyledi: Talha kendisine çok zor ve sıkıntılı gelen vadi Uhud gününde Muhammed'e yardım edeceğine dair söz vermişti. İki elini mızrak ve kılıçlara karşı siper yaptı ve bütün parmakları kan içerisinde kaldı. O, Muhammed hariç diğerlerinin hepsinden daha ilerideydi. İslamiyetin devam edebilmesi için var kuvvetiyle çalıştı. Nihayet İslamiyet güçlenip yeryüzüne hakim oldu. Onun hakkında Hazreti Ebubekir de şunları söylemiştir: O, süvarilerin peşinde oldukları hidayet peygamberini korumayı üstlendi, düşmanlarla karşı karşıya geldiğinde İslam'ı bütün kuvvetiyle müdafaa etti, insanlardan birçoğu fitneye düşerek onu bırakıp kaçarlarken o mızrak ey kılıç darbelerine karşı koydu ve direndi. Ey Ubeydullah'ın oğlu Talha, cennet senin için vacip olmuştur ve sen oradaki ela gözlü, geniş yüzlü hurileri hak ettin. Hazreti Ömer ise şunları söylemiştir. Herkes kaçıp peygamberi savaş alanında yapayalnız bıraktıklarında o, orada kalıp hidayet peygamberini yalın kılıcıyla korumuştur. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ey Ömer, çok doğru söyledin, buyurdular.